Bahar. Şimdi yurt dışında eğitim ve kariyer oturumumuzda yaklaşık 20 yıldır yurt dışı eğitim konusunda önemli tecrübelere sahip Türkiye'nin önde gelen eğitim danışmanlığı şirketlerinden Atlas Yurt Dışı Eğitim'in bölge müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Sinem Kızrak ve 22 yıldır Atlas Yurt Dışı Eğitim'in yönetici ortaklık yapan, ABD ve İngiltere dahil pek çok ülkede iş kuran ve birçok seyahat ve eğitim acentesinin ortak sahibi Rahmi Mesut Yılmaz bizlerle birlikte. Dilerseniz sözü Sinem Hanım ve Rahmi Bey'e veriyorum. Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Çok teşekkür ederim Fatih. Öncelikle İTÜ İşletme Kulübü öğrencilerine bu profesyonel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Biz de organizasyon sponsoru olarak sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. 4 günlük organizasyonun son saatlerindeyiz. Konuşmalar, vaka çalışmaları, kariyer alanı ile birlikte dolu dolu bir organizasyon oldu. Biz de bugün bu yarım saatlik kısıtlı zaman içerisinde yurt dışı eğitim ve kariyer konusunda birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirmeye çalışacağız. Sonlara doğru vaktimiz olursa sorularınızı da cevaplamaktan memnuniyet duyarız ama kariyer alanında standımız da var. Dolayısıyla standımızı ziyaret edip danışmanlarımızla birebir daha geniş sohbet etme imkanımız da var. Evet, ben bu noktada sözü biraz Mesut Bey'e bırakmak istiyorum. Mesut Bey, siz grup şirketler direktörünüz olarak Afrika'dan Ukrayna'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye, Avustralya'ya kadar birçok ülkeye uzanan operasyonların öncülüğünü yaptınız. Sizin bu uluslararası girişimleriniz ve kariyer yolculuğunuzla ilgili genç arkadaşlarımıza da ilham olacak şekilde biraz kariyer yolculuğunuzdan bahseder misiniz? Memnuniyetle teşekkür ediyorum ben de. Rahmi Mesut Yılmaz, ben evet Atlas Şirketler Grubu'nun yönetici ortağıyım. Biz bu arada 20 yıl değil 32. yılı bu grubun Fatih. Bizler Sinem Hanım'la 20 yıl aşkın süredir ana faaliyet alanımız yurt dışı eğitim danışmanlığı ama Atlas'ın 32. yılı. Biz 10. yılında dahil olduk Atlas'a. Şimdi özetle tabii biz hani bir hikaye vardır ya işte Türkiye de dünya ekonomisinin yaklaşık %1'i döner. İşte 80 trilyon dolardır dünya ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık Türkiye'de 800 milyar dolardır. Yani %1'dir. Aynı şekilde dünya nüfusunun da 8 milyar yaklaşık dünya nüfusunun yaklaşık 80 milyonu yani yine %1'i Türkiye'de yaşar. Dolayısıyla Türkiye'de iş yapıldığında sadece Türkiye ile Türkiye pazarıyla, sadece Türkiye'deki firmalarla dış ticaret bile yapılıyor olsa, Türkiye içerisinde kalındığında o dünya ekonomisinin sadece biz %1'ini hedeflemiş oluyoruz. Bu hani bizim sektörde de birçok sektörde çok ciddi fırsatlar andırıyor yurt dışı. Ha, biz ne yaptık yurt dışı eğitimde ne yapılabilir ki diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Yani biz bir dönem hani grup olarak büromuzun büyük bir kısmını Avustralya üniversitelerine yerleştirdiğimiz Arap öğrencilerden sağlıyorduk. Yani bu global bir işti. Yani biz Türk'üz, Türk firmasıyız ama Avustralya'da kurduğumuz şirketle hani Türk öğrencileri değil, işte Orta Doğu'daki işte özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'daki öğrencileri Avustralya üniversitelerine yerleştiriyorduk. Ve bu bizi global bir iş yapıyor hale getirmişti. İşte bizim söylediğiniz gibi Ruanda'daki Galile'de ofisimiz vardı. İşte Ukrayna, New York, Londra, bir sürü işte Türkiye dışında Azerbaycan ofislerimiz oldu. Ha, bunun dışında ofislerimiz olmasa da işte yurt dışı eğitim danışmanlığı yapıyoruz. İşte bunun hani en böyle dikeyde yapılabilecek iş ne olabilir? Yurt dışı eğitim fuarları. İşte Akara yurt dışı eğitim fuarları da bizim firmamız ama Akara sadece Türkiye'de fuar yapmıyor. İşte Azerbaycan'da, Fas'ta, Kazakistan'da, Bulgaristan'da, Ukrayna'da da fuarlar yapıyor. Ki en son Londra'da da iki fuar yaptık biliyorsunuz. Hani ve bu da yine global bir işti bizim için. Çünkü mesela Fas'a gidiyoruz. Amerikalı İngiliz üniversiteleri Fas'a götürüyoruz. Faslı öğrencilerle buluşturuyoruz. Biz bir fuar organize ediyoruz ama yurt dışı eğitim fuarı yine. Çünkü her zaman merkezimizde yurt dışı eğitim var. Ve orada işte yabancı üniversiteler yine yabancı öğrenci ve velilere, bizim için yabancı Faslılara okullarını tanıtıyorlar ve biz organizasyonu yapıyoruz. İşte dergisini Türkiye'de yani Akara olarak böyle global bir iş yapmış oluyoruz. Türkiye ile hiçbir alakası yok. Tıpkı Arap bir öğrencinin Avustralyalı üniversiteye yerleştirilmesinin nasıl Türkiye ile hiçbir alakası yoksa Fas'ta bizim fuar yapıyor olmamız ve Fransız bir üniversitenin kendini Faslı öğrencilere bizim fuarımızda tanıtıyor olması yine küresel bir iş bizim için.
Ve dolayısıyla hani o %1'in dışına çıktığımız anda geriye kalan %99 bizi küresel yapıyor. Bu herkes için kariyeri boyunca hani bir yerde ücretli de çalışıyor olsa, kendi işini de yapacak olsa Türkiye dışı ile ilgili böyle bir fırsatı olacak. Ha biz bu tabii bizim sektör adına konuşayım. Mesela yurt dışı o kadar büyük ki bizim sektör tarafında. Yani Türkiye'den İngiltere'ye işte hani biz yurt dışına öğrenci gönderiyoruz. Asıl işimizi danışmanlık yapıyoruz. Yurt dışındaki okulların Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. İşte Türkiye'den İngiltere'ye toplam üniversiteye 4000 öğrenci gidiyor. Ama Hindistanlı bir tane bizim gibi bir firma sadece kendisi 20.000 öğrenci gönderiyor. Bir firma Türkiye'nin tamamından 5 kat. Yani o kadar ölçek farklı oluyor ki. Yani Amerika'ya Türkiye'den 10-11.000 öğrenci gidiyor yüksek öğrenim için her yıl. Çin'den 300.000 öğrenci gidiyor. Yani siz aynı işi Çin'de yapıyor olduğunuzda, hani biz Türkiye'nin en büyük firmasıyız ölçek olarak, hani bu işi yapan en eski firmasıyız, ama yani Çin'in en büyük firması bizim Türkiye'nin tamamından daha büyük, ya da Hindistan'ın, ya ya da Japonya ya da Güney Kore. Dolayısıyla hani ülke hani bir söz vardır. Siz ne kadar zeki ya da eğitimli olursanız olun, en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız altısında diye bir söz vardır. John Ronin miydi sözün sahibi? Yani siz ne kadar kapasiteli olursanız olun, en çok zaman geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız. Dönün onlara bakın diyor. Yani çünkü çevre insanı kısıtlıyor. Dolayısıyla sadece Türkiye düşündüğünüzde de o Türkiye'nin kapasitesinde oyuncu oluyorsunuz. Ama yurt dışı ne düşündüğünüzde işte %99'a daha fırsat oluyor. Ama bu tabii ki çok zor bir şey. Yani biz her yurt dışında yaptığımız iş bizim çok güzel, başarılı, rahat geçmedi. Yani çok hızlı kapattığımız ofisler de oldu. Çok az süre geçirdiğimiz yerler de oldu ki Afrika onlardan bir tanesi, Ruanda'daki Kigali ofis bizim çok çok uzun sürmedi. Hani 2 sene sonra çıkmak zorunda kaldık. Çünkü hani yabancılarla kendi ülkenizin dışında iş yaptığınızda, ben ülkemde bir şey yapıyorum, copy paste ile bunu yurt dışında da yaparım diyemiyorsunuz. Çok fazla dinamik var, çok fazla farklılıklar var. Kültürel farklılıklar var, yaklaşım farklılıkları var. İşte kanun hukuki farklılıklar, şirket yapılarıyla ilgili bir sürü yolda öğrenmek zorunda kalacağınız şey oluyor. Dolayısıyla işte bunların hepsi evet bir fırsat, ama yurt dışı eğitimle bağlantısı şu. Aslında yurt dışı eğitimle bağlantısı daha çok yurt dışı seyahatle ilgili. Yani siz hani yurt dışında bir deneyim sahibiyseniz, daha önce Afrika'ya, İngiltere'ye, İsveç'e, Amerika'ya gittiyseniz ya da bir ülkeye gidip farklı kültürlerden insanlarla bir arada bulunduysanız, bu sizin farkında olmadan çok ciddi bir vizyon kazandırıyor. Ufkunuz genişliyor ve dünyayı daha yakından tanıyan bir birey oluyorsunuz. Dolayısıyla bu hani daha sonra bir yerde bir iş yapacağınız zaman size ciddi anlamda katkı sağlıyor. Hata yapma ihtimalinizi ortadan kaldırmıyor ama azaltıyor. İletişim kazalarını ortadan kaldırıyor. Yani bununla ilgili tabii çok söylenebilecek şey var. Ben şimdi hani sözü aldım, böyle aralıksız konuşuyor gibi olmayayım. Yani ben bu konuda saatlerce konuşabilirim. Dolayısıyla yurt dışı eğitim dediğimiz şeyin hani bence en kıymetli kısmı işte işin bu seyahat, yurt dışı deneyimin kendisiyle ilgili kısmı. Yani bir öğrencinin fiziksel olarak yurt dışında bulunmasının getirdiği avantajlar. Sinem Hanım, yani siz de bu konuda katkı sağlayabilirsiniz. İşte yabancı dil, evet yabancı dil bir şey. Hani anadil İngilizce olan insanlarla konuşursunuz, İngiltere'ye gidersiniz, Almanya'da master yaparsınız, Almancanız çok iyi olur, ama eğitim, evet Türkiye'dekinden daha iyi bir eğitim, daha iyi bir üniversiteye de gitmiş olabilirsiniz. Yurt dışında mesela master yapacaksınız ya da bir sertifika programına gireceksiniz, ama bunun ötesinde bir fayda var yurt dışı seyahatte. Ondan biraz da siz bahsedin Sinem Hanım isterseniz. Yani bana göre o kısım çok çok daha kıymetli çünkü. Buyurun. Yani bir dili çok iyi seviyede öğrenmek ya da işte uluslararası tanınır bir diploma kazanmanın dışında, işte o çok kültürlü, çok uluslu bir ortamda, kendi konfor alanınızın dışında kendinizi geliştirmek, vizyonunuzu geliştirmek, sosyal donanım kazanmak ve ülkenize böyle bir avantajla dönmek hakikaten ayırt edici bir özellik, ayırt edici bir nitelik. Bir de olayın işte o sosyal avantajları, kültürel avantajları dışında yurt dışındaki üniversitelerin ya da eğitim sisteminin
günümüz koşullarına bizi hazırlayan biraz daha avantajlı yönleri de var. Yani şu anda işte iş hayatına çok uluslararası şirketlerin ihtiyacı olan insan kaynağı profiline baktığımızda çok yönlülüğün, esnekliğin, işte o disiplinler arası bakış açısının, işte kültürler arası anlayışın önemi çok öne çıkıyor açıkçası. Biraz da yurt dışındaki eğitim kurumlarının işte öğrencileri hakikaten ileriye dönük kariyerlerine, iş hayatına hazırlama noktasında eğitim sisteminden kaynaklanan sağladığı bazı avantajlar var. Eğitim sonrasında kalma imkanları da var. Dolayısıyla ülkemize sadece yurt dışında eğitim alarak dönmek değil, aynı zamanda da uluslararası bir deneyim, iş tecrübesi kazanarak dönme fırsatımız var. Dolayısıyla bütün bunları bir arada düşündüğümüzde gerçekten yurt dışı eğitimin kazandırdıklarını, hani sadece bir işte çok iyi seviyede, dil seviyesi ya da uluslararası tanınır bir diploma ile sınırlandırmamamız gerekiyor. Bir de hakikaten dünya vatandaşı olmakla da ilgili bir vizyon, bakış açısı kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli. Bir de şu anda içinde bulunduğumuz bir pandemi süreci var tabii. İnsanların aklına bir taraftan da hani bu da geliyor, geçiyor olabilir. Bu süreçte tabii bizim sektörümüz, yurtdışı eğitim sektörü, seyahatle ilgili bütün sektörlerde olduğu gibi hani en öncelikli etkilenen sahalardan bir tanesi. Tabii geçen sene hayat durma noktasına gelmişti bu dönemlerde, ama sonrasında da hayatımıza böyle yeni normal diye bir kavram yerleşti. Dolayısıyla bizim bu dönemde eğitimlerini, işte kariyer planlarını erteleyen öğrencilerimiz olduğu gibi işte pandemiyi fırsata çevirerek, avantaja çevirerek böyle hayallerinin peşinden giden öğrencilerimiz de var. Ve zaman kaybetmemenin yanı sıra bu öğrenciler aynı zamanda fırsat kaçırmama gibi de bir avantaja sahip oluyorlar. Dolayısıyla böyle pandemi döneminde de hepimizin geçtiği böyle olağanüstü şartlar, koşullar içerisinde de hala hani benim söylemek istediğim, vurgulamak istediğim hala İngiltere gibi, Kanada gibi işte örgün eğitimin devam ettiği, sınırların, müzelerin açık olduğu ve öğrencilerin seyahat ettiği, eğitimlerine başladığı ülkeler de var. Dolayısıyla yurt dışı eğitiminizi ileriye dönük de planlayabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ama şu an itibariyle de hali hazırda gidebileceğimiz, eğitimimize başlayabileceğimiz ülkeler de var. Pandeminin getirdiği fırsatlar da oldu sinemanın, değil mi? Hem maliyetler açısından, hem kabul koşulları açısından, hem de Kanada'nın bu göçmenlikle ilgili, belki ondan da bahsedersiniz. Hani Türkiye'de bile olsanız oradaymışsınız gibi, 3 yıl çalışma izni alıyorsunuz, o süreye sayılıyor gibi, böyle bir sürü teknik avantaja da dönen unsurlar oldu. Tabii birçok öğrencinin eğitimini ülkelerindeki ya da işte uluslararası öğrencilerin kendi ülkeleri dışındaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyen bir süreç pandemi. Dolayısıyla ülkelerde bu oluşan sıkıntıları, mağduriyetleri en aza indirme adına olabildiğince avantajlar yaratmaya, imkanlar sunmaya, bu mağduriyetleri gidermek için bir takım önlemler almaya çalışıyorlar. Birçok ülkede, Kanada, Avustralya gibi eğitim sonrası çalışma izni verilen birçok ülkede öğrenciler eğitimlerine seyahat edemedikleri için online bir başlamak durumunda kalsalar eğitim sonrası çalışma izinleri hakkını kaybetmiyorlar. Yani Kanada'da bir yıllık bir sertifika diploma programınızı kendi ülkenizde online alsanız dahi eğitim sonrasında kazandığınız bir yıllık çalışma izni hakkına hala sahipsiniz. Aynı şey Avustralya için de geçerli, İngiltere için de geçerli. Birçok ülke öğrenci için bu anlamda bir mağduriyet oluşturmadı. Yine eğitimlerine bu ülkelerde devam etmek zorunlu uluslararası öğrencilere
birçok destek sağlandı. Yani Kanada hükümeti bu süreç... Evet ya, o çok enteresan. Evet. Kanada hükümeti oradaki öğrencilere harçlık verdi değil mi? Nakdi yardım yaptı. Aynen. Evet, nakdi yardım yaptı yani. Kanada tabii sırasında çalışma izni olan bir ülke. Öğrenciler evet. Aynı zamanda part-time çalışarak geçimlerini sağlayabiliyorlar ama pandemi sürecinde her yerdeki kapanmalardan ötürü işini kaybeden öğrencilere hükümet bizzat maddi olarak yardımda bulundu. Yani sadece Kanada vatandaşlarına değil, hani sen Türk öğrenci olarak Kanada'daysan, işte çalışıyorsan ama pandemiden dolayı işini kaybettiysen, masraf harçlıklara da ihtiyacın varsa direkt sana ne kadar ödediler hatırlıyor musunuz? Mesut Bey, şu anda çok net hatırlamamakla birlikte 1400-1500 Kanada doları civarında bir ödeme yaptılar diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın rakam. Ayda değil mi? Evet. Ayda 1400-1500 Kanada doları, yani yaklaşık ne yapar? 7000-8000 TL gibi bir rakam. Evet. Gençlere verdiler. Peki yani bu Avustralya'da da oldu buna benzer. Şimdi. Evet, Avustralya'da da oldu ama Kanada tabii en hızlısı, en etkiniydi herhalde bu konuda. İşin başından itibaren yaptılar. Evet, uluslararası öğrencilere verilen önemin de bir göstergesi ülkeydi. Sinan Hanım, şimdi siz Türkiye'deki en iyi eğitim danışmanlarından birisiniz. sizi yakalamışken. Şimdi burada bizi öğrenciler izliyorlar, üniversite öğrencileri, işte ara sınıf ya da son sınıf öğrencileri, ağırlıklı mühendislik fakülteleri anladığım kadarıyla. Şimdi bizim hani bütçemiz varsa ya da yoksa hangi ülkelere yurt dışı eğitime gidebiliriz, ne eğitimine gidebiliriz, işte çalışmaya gidebilir miyiz falan, müdek işleri ne kadar katkı sağlar. Onlardan bahsedelim evet. İsterseniz. Önce İstersen diyelim ki bizim bir bütçemiz var, ondan başlayalım. Yurt dışına gitmek istiyoruz eğitim için. Herhalde ilk soracağınız soru, hani amacın ne? Yani iyi bir eğitim alıp Türkiye'ye dönmek mi? İyi bir eğitim alıp yurt dışında kariyer mi? Yoksa eğitimden bağımsız, hani gideyim o ülkede göçümen alayım mı gibi sorular soruyorsunuz değil mi? Çünkü çalışmayı düşünüyormuşsun, evet bir bütçem var, yok. Bunlara göre nedir, böyle kısaca bize özetler misiniz seçenekleri? Evet, çok hızlı ve çok özet bir fikir vermeye çalışayım. Tabii ki az önce altın çizdiğiniz sorular bizim bir hani yol haritası ve yön belirleme de bizim için çok önemli. Çünkü bazı ülkeler en hızlı şekilde eğitim alıp dönmek açısından, ülkemize dönmek açısından çok uygun. Bazı ülkelerde gittiğimiz ülkede kalma açısından farklı fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla biz buna göre biraz karar veriyoruz. Özellikle İngilizce konuşulan ülkeler tabii ki hani Türkiye'de olduğu gibi dünyada da uluslararası eğitimde en öne çıkan alternatifler. Türkiye'den en çok öğrenci giden ülkelerin başında Amerika, ikinci ülke Almanya, üçüncü ülkede İngiltere olarak geliyor. Son dönemde bu trendler biraz değişti. Kanada biraz daha ön plana çıktı. Diğer bütün seçenekler içerisinde hem maliyet avantajı, hem eğitim sırasında, hem eğitim sonrasında kalma ve göçmenliğin kolaylığı açısından. Biraz da bir not ortalamamız da belirliyor. Hani master mı yapalım, yoksa profesyonel kariyer odaklı bir sertifika mı çalışalım? Bu da bizim için belirleyici bir unsur oluyor. Yani bir öğrenci İngiltere'de bir sene içerisinde master'ını tamamlayıp sonrasında İngiltere'de 2 sene full time çalışma izni sahibi olup bir Avrupa'da iş deneyimi kazanarak Türkiye'nin en çok ticari ilişkisi olan bir ülkede iş deneyimi kazanarak ülkesine dönebilir. Bunun dışında Kanada'ya gidip 1 ya da 2 senelik bir sertifika ya da diploma programı çalışıp çok ekonomik koşullarda ve kolay kabul kriterleriyle girmek suretiyle. Sonrasında yine 2 ya da 3 sene çalışma izni kazanıp yine uluslararası bir deneyimle ülkesine dönebilir veyahut da Kanada'da kalabilir. Kalmak isteyen öğrencilerin rahatlıkla kalabildiği bir ülke Kanada. Yine özellikle çalışma şartları, yaşam kalitesi, ülkenin genel refah seviyesi açısından da özellikle göçmenlik açısından en çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi.
Avustralya özellikle hani böyle bir eğitim için motivasyonumuz ya da bütçemiz yoksa mühendisler için mezun mühendis vizesi olan 18 aylık mezuniyetimizden sonra 2 sene içerisinde başvuru yapabileceğimiz hani bir IELTS 6 seviyesinde İngilizce düzeyi dışında çok da fazla kriteri olmayan bir vize kategorisi. Diplomamızın işte MÜDEK, ADET akreditasyonunun olması gerekiyor ama yoksa da alternatif olarak Work and Holiday diye bir senelik başka bir vize kategorisi var. Yine Avustralya'da herhangi bir eğitim yatırımı yapmamız gerekmeksizin çalışma iznine sahip olabileceğimiz ülkelerden bir tanesi bu anlamda. Yine İrlanda bir yıl master yapıp eğitim sırasında aynı zamanda çalışıp sonrasında 2 sene çalışma izni sahibi olabileceğimiz bir ülke. Özellikle bilişim sektörü ya da dijital medya, dijital pazarlama sektörlerinde olan öğrenci, iş potansiyeli çok yüksek olduğu için tercih ettiği ülkelerden bir tanesi. Amerika tabii ki her zaman böyle prestijli üniversiteleri böyle genel hani marka imajında her zaman tercih edilir bir ülke. Burada master da yapabiliriz. Hatta böyle master'da, doktora'da biraz daha geniş burs bütçesi olan da bir ülke, fonları olan da bir ülke. Veyahut da şartlarımız müsait değilse yine prestijli üniversitelerin böyle stajlı, kısa süreli ya da uzun süreli sertifika programlarına katılıp sonrasında yine Amerika'da çalışma izni sahip olabiliriz. Yani esasında çok fazla imkan ve fırsat var. Mezun değilsek eğitimimiz sırasında da yaz dönemlerinde yine katılabileceğimiz birçok program var. İşte böyle prestijli üniversitelerin Harvard gibi, Yale gibi, NYU gibi yaz okullarına katılabiliriz. Tabii ki İngilizceniz belli bir seviyenin altındaysa dil eğitimi, şimdi vizesi gibi seçenekler de var. Yani olasılıklar sonsuz aslında. Ya sizin de belirttiğiniz gibi. Peki o zaman ben... Tabii öğrenci hani bir bütçe ayırabiliyorsa, ailesi destek olabiliyorsa hani gidebileceğimiz en iyi okul işte MIT, Harvard, Yale oluyorsa onlar, olmuyorsa işte not ortalamamızı, CMAT, MCGR'ye göre yine İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya bütün üniversitelere bakıyoruz. Kabul alabileceğimiz kadar iyi okuldan kabul almaya çalışıyoruz. İşte sonraki hedeflerimize göre de ülke tercihi, okul ve program tercihimiz değişiyor. Peki size kestirmeden sorayım. Diyelim ki bizim çok fazla bir bütçemiz yok. Okulda bitmek üzere. Çalışıp masrafları karşılayarak eğitim alabileceğimiz, hem satın alma gücümüz açısından hem de iş bulmak kolaylığı ve çalışma izni kolaylığı, çalışma izninin öğrencilere verilmesi açısından en tavsiye edeceğiniz ülke hangisi sizin? Birazcık bütçemiz var mı, hiç mi yok? Tabii biraz bütçemiz var. Uçak biletine binebiliriz. Hani okulun ilk taksidini de öderiz. Öyle bedavacı da değiliz ama yani minimum, sonuçta dövizde ne kadar oldu görüyorsunuz. Hani minimum maliyetle, evet. Hani böyle özellikle de İngilizce konuşulan ülkelere gidip böyle hem deneyim hem çalışıp masrafları karşılayarak minimum bütçeyle en verimli fayda maliyet oranı çalışarak en iyi olacak ülke tavsiyeniz hangisi siz? Yani İngilizce konuşan ülkeler arasında Kanada, evet. Tabii ön planı çıktı bu anlamda ama İngilizce konuşan ülkelerin de dışına çıkabiliriz. Yani özellikle mühendis yılı teknik bilimlerde işte Almanya değil mi? Almanya. Sosyal hukuk bilimlerinde Fransa, işte biraz, evet. Daha tasarım, mimarlık vesaire alanlarda İtalya. İngilizce konuşan ülkelere kıyasla Avrupa'da eğitim maliyetlerinin çok daha düşük olduğu ülkeler. Ama olabildiğince bu ülkelerde hem sonrasında bir kariyer hem de eğitimin sırasında daha verimli bir süreç geçirmek istiyorsak olabildiğince işte Almanca, Fransızca, İtalyanca gibi yerel dillere de hakimiyet gerekiyor. Tabii ya, yani Kanada 1, Avustralya ve İrlanda 2 olur herhalde değil mi çalışmak için? Evet, yani Kanada 1, Avustralya, İrlanda 2 numara olur. Bu arada hani mühendislik öğrencilerinin çoğunlukta olduğunu düşünürsek, hani varsayarak konuşuyorum, Almanya kesinlikle konuşulması gereken bir ülke. Almanya hem üniversite ücretsiz lisans ve yüksek lisans programları. Tabii Almanca gerekiyor. Almancanın da maliyeti çok yüksek değil. Zaman maliyeti biraz yüksek ama hani ücretler İngiliz, Amerikan üniversitelerine göre çok ekonomik. Almanya'ya gidip hani orada çalışma izni de var, hem eğitim sırasında hem eğitim sonrasında. Hani bir mühendislik öğrencisinin Almanya'da master'ı bitirmesi kariyeri açısından hani çok ideal senaryolardan bir tanesi.
Tabii burada bütçe dışında Alman mühendislik fakülteleri çok çok iddialı. Ama mühendislik eğitimi de çok ağır tabii. Onu da biliyoruz. Oraya hani master'a gidip bitiremeyen çok fazla olmuyor lisans kadar. Ama yine de çok zorlananlar olabiliyor mühendislik öğrencilerinde. Eğer böyle kendi mühendislik background'umuza güveniyorsak Almanya kesinlikle ben bir mühendislik öğrencisine tavsiye ederim. Ondan sonra hani dünya vatandaşı olmuyor. Çok iyi bir mühendislik diploması dünyanın her yerinde geçerli. Almanya'da çalışma izni. Türkiye'ye döndüğünüzde zaten Almanca da bilen bir mühendis olarak çok kendinizi öne atabilirsiniz mühendislik kariyeri açısından. Ona da bir parantez açmakta fayda var. Ha, bu arada bunları konuşurken biz hani Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Amiral gerisi ama Etkon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, Orbis Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, Stadilon ve Akara gibi farklı markaları var grubun. Segmentasyon var çünkü arada. Mesela Almanya ile ilgilenen firmamız farklı falan. Atlas daha ağırlıklı olarak İngilizce olan ülkelerle çalışıyor. Ama birebir danışmanlara bir gidip oturup o ilk görüş zaten ücretsiz oturup randevu alıp görüşebilir. Bizim şu anda 70'e yakın yurtdışı eğitim danışmanımız var grubumuzda. Randevu alıp ilgili kişiyle uzmanla görüşüp deneyimlerini dinleyip en doğru olana karar vermek lazım. İşte fuarlar artık online yapıyor. Biz de işte Akara'yı online yapıyoruz. Şimdi 11-12 Nisan'da. O mesela biz mesela pandemi bizim için de fırsat oluşturdu. Hani arkadaşların ufku gelişsin diye söyleyeyim. Hani biz Akara'yı fiziksel yapamayınca mecburen sanal yaptık. Sanal yaparken de önce satın aldık, sonra kendi platformumuz VES de bizim grup şirketlerinden bir tanesi. O platformu oluşturduk Akara için, sonra da onu dışarıya satmaya başladık. İşte İşkur Sanal İstihdam Fuarı bizim platformumuzda yapıldı. İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yurt dışı alım heyetleri yine bizim platformumuzda yapıldı. İşte Kuveyt'ten yine bir firma var. Ukraynalı bir firma yine ve Faslı bir firma bizim üzerimizden yaptı. Yani bir de ihracat kalemi oluşturduk yazılım açısından. Ama hep birbiriyle ilişkili şeyler. Dolayısıyla online ya da fiziksel olarak ofislere giderek ya da fuarlara katılarak yurt dışı eğitim fırsatlarını arkadaşlarımız dinlesinler. Kendilerine uygun bir seçenek varsa da hani bu dönemde yurt dışında eğitim alıp vizyon kazanmak, ufkunu geliştirmek çok kıymetli olur diye düşünüyorum ben. Bizim herhalde bize ayrılan sürenin sonuna geldik artık. Sonuna 2 dakikamız kaldı. Hocam, çok da hızlı geçti. Olmadı. Ama sorularınız olursa lütfen standımızı ziyaret edin kariyer alanında. Orada danışmanlarımız sizi bekliyor. Yurt dışı eğitimle ilgili her türlü sorunuzu yöneltebilirsiniz. Moderatörümüz Fatih varsa soruyu yönlendirecekse ona evet. Da cevaplayabiliriz parmağınız varsa. Gerçekten hani siz çok değerli sorular sordunuz zaten kendi aranızda. Hani gerçekten bize çok gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum sizlere bu oturum için. Gerçekten güzel ve verimli bir oturumdu. Çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ağırladınız, sağ olun, zaman ayırdınız. Pazar pazar hem siz hem bizi izleyen değerli öğrenci arkadaşlarımız. Biz her zaman buralardayız. Yani bir yardımımız olacaksa seve seve memnuniyetle görüşürüz, tartışırız, fikir veririz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Onları iyi pazarlar, sağlık günler.